Bilemiyorum. Ben yani. Sana konular var. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Akpınar'da herkesin bak bir lakabı var. Paranın... Az önce dedi ya İmam Duraklar. Şimdi bunlara girmeyelim yani. Bunlara da tuzu gururlar derler. Tuzu gururlar derler. Yani gurur. Ben bilmem. Ben onu bilmem. Ama Necip Çarıkçı'nın Necip Başkan'ı yaptığı bence çok yanlışlar var. Yani bunlardan bir tanesi de gene bir Akpınarlı yeğenine şeyi verdi. Billboardları, LED ekranları verdi. Hı. Ben şimdi onları takip ediyorum. Şimdi Necip Çarıkçı, Boluspor'a zarar uğratıyorsun. Usulsüzlük yapıyorsun. O LED ekranlar tarihi geçti. Metresi belli. Onların 236 metrekare olması, 236-36 metre olması gerekirken 120 metrede kestin. Şu anda Boluspor'un verilen reklamları müstecir kendi kabul ediyor. Şeyde şartnamede böyle bir şey yok. Boluspor'un paralarını başkası yeğenine mi pas ediyorsun şimdi? Ya şimdi yani sizin bilmediğiniz bir konu. Burada gazeteciler araştıracaklar bu konuyu. Sana destek verelim diyeceğiz ama hayır, anlamadığımız bir konu. Hayır, sizin anlamadığınız konu ama yani Necip Başkan bu şartname falan da sonuç görmedik. Necip Başkan bunu biliyor. Bak şimdi burada Necip Başkan Boluspor'u kullanarak kendi yeğeninin aldığı bir ihaleyi şu anda usulsüz bir şekilde Boluspor'a zarar veriyor. Bu hafta şeyler güzeldi ama. Peki şöyle bir şey. Tabelaları. Ama yeni. Hiç, bak şimdi Boluspor'un yani bu reklam tabelaları. Şimdi neydi? UEFA kriterlerinde olması gereken LED'lerle olması gerekiyordu. Bunun yüksekliği belli. Kriterleri, çözünürlüğü hepsi belli. Ama şu anda ona uyulmuyor. Kaç metre olacağı belli. En az 236 metre olacak. En fazla 257 metre bizim olacak. Bunlar da bildiğiniz için. Bilmediğiniz için. Şu anda buna da uyulmuyor. Şimdi Boluspor bu işlerden reklam alır ve şöyle diyor şartnamede. Boluspor yerelde bu reklamları Boluspor alır. Tamam. Ulusal bir reklam gelirse diyor, müstecir bulursa bir ulusal reklam %50 paylaşır diyor. Tamam. Şimdi bu reklamcıyı arıyorlar. Yeğenini yani. Diyorlar ki biz reklam vermek istiyoruz. O şartlarını söylüyor, gününü söylüyor, fiyatını söylüyor. Hani bu reklam önce Boluspor'a gelecekti? Yani Boluspor bu reklamları alacaktı. Şöyle diyebilir miyiz? Yani şimdi ben öğrenmek için soruyorum. Hakikaten bilmiyorum. Boluspor şimdi buradan para kazanmıyor mu? Kazanıyor. Ama niye paylaşsın Boluspor %50'si müstecire yani yeğenine gitsin? Yani o yerel reklamların hepsini Boluspor alır. Hmm. Ulusal reklam alırsa müstecir diyor. %50'sini Boluspor'a, %50'sini kendine alır diyor. Ama bir yerel reklamda müstecir'i arıyorlar. Fiyatını veriyor. Demek ki bu reklam işini tamamen yeğenine pas etti demektir. O burada %50 Boluspor'un parası da o zaman ona gidiyor demektir. Şimdi ben ulusal şöyle... reklam var mıydı bu şeyde? Yoktu. Hiç yok. O yok işte. Ama yerel bir firma arıyor. Ne kaç paraya bu işi yaparsınız? Kaç günlük diye bunu, soruyor. Bunu bir öğrenelim. Ben merak öğrenim ettim. Bence. Bunun üzerine gidelim. Çünkü ben şöyle biliyorum. Bunu asla Necip Çarıkçı'yı korumak için söylemiyorum. Sen de asla Necip Çarıkçı'yı karalamak için söylemiyorsun. Söylemem. Bunu da biliyorum. Bunu ama da biliyorum. Ben şunu söylerim abi. Boluspor'a eğer zarar veriyorsa Necip Çarıkçı, Ahmet, Mehmet beni hiç ilgilendirmez. Oraya getiriyorum. Asla karalamayacağını biliyorum. Ben de asla koruma durumunda değilim şu anda. Avukat değilim. Ama şunu söyleyeceğim. Bizim tanımış olduğumuz Necip Çarıkçı yeni doğmuş olsa Boluspor üzerinden yeğenine rant sağlatmaz. Ben Necip böyle bilirim. Necip Bey'i Necip demeyeyim şimdi. Ayıp olur. Kardeş samimiyetten dolayı asla böyle bir şey yapmaz. Müsaade etmez. Ama bu konuyu araştıralım. Araştır hocam. Bir de şunu söyleyeyim o zaman hocam. Araştırırken bu LED'lerin uzunlukları 236 metre minimum. Bu statta baktığım LED'ler 120 metrede kesmişler. Niye? Bu LED'ler zaten şartnamede şöyle diyor. Bu diyor hibe olarak diyor Boluspor'a verilecek diyor. Çok ciddi 5-6 tane firma girdi yani buna. Evet. Bu LED'ler diyor Boluspor'a hibe olacak diyor. Ulusal reklam alırsa müstecir %50'si müstecirin %50'si şeyin Boluspor'un olacak diyor. Ancak yerel reklamların hiçbirini müstecir karışmaz, fiyatlandırmaz bilmem ne diyor. Ama yerel bir firma müstecri aradığında
fiyat verebiliyor. O zaman şimdi ne anlarsın burada? Ben buna şahit olduğum bir konu. O sizin bildiğiniz bir konudur. Ben bu konuda çok vakıf değilim. O zaman burada bir usulsüzlük var. Ya gidecek yeğeninin kulağını çekecek ya da diyecek ki çıkacak anlatacak bu konuyu. O zaman ve şimdi mesela billboardların adeti de var bunda. Diyor ki işte 100 tane billboard var. 100'ün üzerindeki billboardlardan ek kira alınır diyor. Onu da anlatsın. Şimdi o zaman ben şimdi buradan inanıyorum. Yani şimdi bunlar hepsi bir araya gelince ben şimdi Bolu Spor'un 1 lirasını kimseye yedirmem burada.